Unutanlar olmasın bu toprakta yatanı. 72 millet bir kalbinde atanı. Tekbirlerle cephede al yıldızlı bayrağı. Canlı canlı tenine diken bizden değil mi? Kurtuluştu düşmandan, esaretten, zulümden. Asırlarca boy vermiş kavimlerle tarihten. Her biri bir kumandan, korkmazlardı ölümden. Alevisi, Sünnüsü, Kürdü bizden değil mi? Önce vatan, millet, bayrak dediler. Allah, Allah diye yemin ettiler. Körpe kuzuları şehit verdiler. Mehmet, Ali, Osman bizden değil mi? Anaların bağrı yandı, yakıldı. Diri diri kör kuyuya atıldı. Köle diye bir pazarda satıldı. Satan sattı, alan bizden değil mi? Yaratıldık bir kainat içinde. Her ağacın kurdu olur özünde. Kardeş bile düşman kardeş gözünde. Habil, Kabil, kardeş bizden değil mi? Bizden değil mi? Evet. Evet sevgili Cem TV izleyenlerim, bu hafta yine değerli bir konuğum var. Güzel bir şiirle başlamak istedim her zamanki gibi. Konuğum 3 dönem milletvekilliği yapmış olan CHP'den Mustafa Kul. Hoş geldiniz sayın vekilim. Şansımet Hanım, teşekkürler. Öncelikle ben de kaç yıldan beri Cem TV'ye çıkmıyordum. Bu vesileyle yeniden Cem TV ekranlarında görünmekten büyük bir onur duyuyorum. Sizinle programınıza başarılar diliyorum ben. Güzel bir program. Maalesef Türkiye'de yaygın medya kuruluşları falan bu tür programlar yapmıyorlar. Evet. O nedenle sizi de kutluyorum bu böyle bir program yaptığınızdan dolayı. Teşekkür ediyorum. Çünkü amacımız burada her zamanki söylediğim gibi değerli konuklarımın siyasi olabilir, ticari olabilir, iş olabilir, iş hayatının dışında şiir yazan, meziyeti olan güzel insanları burada ayrı bir yönünü tanıtmak ve onları tekrar toplumla karşı karşıya getirip güzel zaman dilimi içerisinde bir şeyler paylaşmak. Evet, teşekkür ederim. Tekrar katıldığınız için ben teşekkür ediyorum. Dilerseniz önce program formatı icabı kendinizi şöyle bir özgeçmişinizi, biyografinizi söylerseniz. Evet, ben Erzincan doğumluyum. 1957 yılında Erzincan'da doğdum. İlk orta ve lise eğitimimi Erzincan'da tamamladım. Sonra üniversite eğitimimi İstanbul'da bitirdim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 3 dönem Erzincan'dan milletvekili seçildim. 52. hükümette, yani 1995-96 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinde bulundum. Şiir benim hobim. Böyle işte fırsat buldukça, ilham geldikçe diyelim, evet, yazıyorum. Tabii bizim yöre, Erzincan yöresi çok sayıda sanatçı, çok sayıda ozan, çok sayıda şair, evet, yetiştirmiştir. Yani özellikle Davut Sulari, Aşık Daimi, Ali Ekber Çiçek gibi herkes tarafından tanınan, bilinen büyük ozanlar Erzincanlıdır. Onlar şimdi yok tabii, aramızdan ayrıldı. Allah, onları bir kez daha buradan saygıyla, hürmetle anıyorum. Türk halk edebiyatına çok önemli eserler kazandırmışlardır. Yine herkesin yakinen bildiği Enver Gökçe bizim Erzincanlı bir hemşerimizdir. Evet. Türkiye'deki 3 önemli şairden biri olarak tanınan Enver Gökçe. Yine Behçet Kemal Çağlar Erzincanlıdır. Bunlar yani modern şiirin önemli, hı hı, temsilcileri. Yine herkes aslında Tunceli olarak bilir ama Cemal Süreyya da Erzincanlıdır. Cemal Süreyya aslında Pülümür doğumlu ama onun doğduğu tarihte Pülümür Erzincan'a bağlı. Şimdi Tunceli'ne, evet, bağlı ama haliyle Behçet Süreyya ile ilgili şu anda biyografisine bakıldığı zaman doğum yeri Erzincan diye geçer. Ama aramızdan ayrılmış olmalarına rağmen bugün hepsi
herkes tarafından tanınıyor, biliniyor. Evet. Ya ben özellikle bu programın yapılmasını çok önemsiyorum. Çünkü bakın yaygın medya kuruluşları 3 günde birisini şöhret ediyorlar. Hemen 3 günde tüm Türkiye, 83 milyon insan bir anda bir adamı tanıyorlar ama evet. Hele 2-3 ay o ekranlarda görünmesin bakayım, ondan sonra tanınabiliyor mu? Yani kimse onu anmaz, kimse tanımaz. Belki bugün hemen popüler yapılıyor ama bakın bahsettiğim kişiler, hatta ben şeyden başlayayım. Pir Sultan Abdal ta günümüzden 450 yıl önce yaşamış. Evet. 450 yıl önce Osmanlı'ya karşı bir başkaldırı hareketinin öncülüğünü yapmış. Şiirler yazmış. Ama aramızdan ayrılalı 450 yıl olmuş olmasına rağmen hala gençlerimiz göğsünde onun kolyesini taşıyorlar. Yakasında onun rozetini taşıyorlar. Ve gene türküleri söyleniyor. Türküleri söyleniyor tabii. Hala dilden dile türküleri söyleniyor. Şimdi tabii bu dediğim gibi yaygın medya kuruluşları pek fazla bir ilgi göstermiyorlar bu olaya. Hı hı. Efendim Osmanlı döneminde de tabii edebiyat var. O dönemde de edebiyat var. Bir halk edebiyatı var, bir de divan edebiyatı var. Dilerseniz oraya zaman içerisinde hem sohbet edeceğiz hem şiir okuyacağız. Bu arada bir değerli konuğum daha var. Yine Özden Irmak sanatçımız bize eşlik edecek. Sizin eserlerinizi dile getirecek. İsterseniz hemen güzel bir şiir ya da güzel bir eserinizle başlayalım. Dediğim gibi yani zaman buldukça yazıyorum ben. Şimdi en çok tanınan, bilinen, bütün birçok sanatçı tarafından okunan bir sözü, müziği bana ait olan bir eser. Sabahtan esti de bir kanlı sazak, felek bize kurmuş kötü bir tuzak, bilmem derdimizi kimlere yazak, dağlar bana geri verin kardeşi. Öle kardeş öle, kardeş bacısı, yüreğe işlemiş çıkmaz acısı. Munzur dağı senin karın erimez, erise de akar suyun yürümez. Bizde derler babasızlar büyümez, dağlar bana geri verin kardeşi. Öle kardeş öle, kardeş bacısı, yüreğe işlemiş çıkmaz acısı. Diget kardeş diget, ben acıyı gördüm. Sen kurtuldun gittin, ben sağ iken öldüm. Kınamayın dostlar, kardeşi gömdüm. Dağlar bana geri verin kardeşi. Öle kardeş, öle kardeş bacısı, yüreğe işlemiş çıkmaz acısı. Sabahtan esti de bir kanlı sazak, felek bize kurmuş kötü bir tuzak, bilmem derdimizi kimlere yazak, dağlar bana geri verin kardeşim. Dağlar bana geri verin kardeşi. Öle kardeş öle, kardeş bacısı. Öle kardeş öle, kardeş bacısı. Yüreğe işlemiş çıkmaz acısı. Yüreğe işlemiş çıkmaz acısı. Verin kardeşim.
dağlar bana geri verin kardeşi. Öle kardeş, öle kardeş bacısı. Öle kardeş, öle kardeş bacısı. Yüreğe işlemiş çıkmaz acısı. Yüreğe işlemiş çıkmaz acısı. Bir eser ki ben bunu yıllar öncesinden o kadar çok söylüyordum ama bu eserin size ait olduğunu bilmiyordum. Tabii bir programda öğrenmiştim. Bu da gerçekten çok güzel bir paylaşım. Dilerseniz sizi de tanımış olalım. Teşekkür ediyorum öncelikle Sayın Bakanıma, sizlere. 1981 Erzincan doğumluyum. Nacizane türküleri icra etmeye çalışıyorum. Müzikle uğraşıyorum. Bugün de Sayın Bakanımın ve sizlerin konuğuyum burada. Onun yazdığı, onun hayat verdiği türküleri icra etmeye çalışacağım. Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel eserler kazandırdığınız ve bizim söylememize de müsaade ettiğiniz için. Böyle eserler insanlara duygu katıyor. Dilerseniz divan edebiyatı ve şiir. Evet, dedik. Divan edebiyatı, halk edebiyatı, yani bu Osmanlı döneminde... Bakın, divan edebiyatına aslında başka isimler de veriliyor, işte saray edebiyatı gibi, işte seçkinler edebiyatı falan gibi. O dönemde sarayda kalan ve sarayından maaş alan, saraya övgüler yağdıran şairler var. Evet. İşte Nebi var, Nafi var, Nedim var, Baki var, işte birçok sarayda... Divan edebiyatının çok önemli isimleri var ama bugün onları hiç tanıyan yok. Evet. Onların ismi cismi hiç duyulmuyor şu anda. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi işte 450 yıl önceki Pir Sultan Abdal hala biliniyor. Aramızdan göçeli 47 yıl olmuş olan Veysel, hala daha onun türküleri söyleniyor. Herkes, bütün sanatçılar tarafından icra ediliyor. Evet. Davut Suları 1985'te ölmüştü. Aradan geçmiş 35 yıl. Hala Davut Suları'nın türküleri söyleniyor. Daimi 1983'te ölmüştü. Aradan geçmiş 37 yıl. Hala Daimi'nin türküleri söyleniyor. Bakın, Sezen Aksu'nun bir albümünde Daimi'nin bir eserini okumuştu, biliyorsunuz belki. Evet. Birçok sanatçı aslında Türkiye'ye döndü diyebiliyorum. Ama bakın, Sezen Aksu Türkiye'de işte herkes tarafından sevilen, bilinen bir sanatçı. Hı. Ama... Sezen Aksu'nun en çok satan albümü Daimi'nin eserini okuduğu albümdür. Evet. O nedenle... Ne alarsın, efendim ya. Yine Akarsu 1993'te ne yazık ki Sivas'ta işte otelde diri diri yakılan ozanlarımızdan birisi. Evet, aradan geçmiş 27 yıl, hala hatta Muhlis Akarsu'nun eserleri herkes tarafından biliniyor, söyleniyor. Mahsuni Öreli 18 yıl oldu. Hala da herkes tarafından Mahsuni Şerif tanınıyor, biliniyor. Bugün birçok o yaygın medya kuruluşlarındaki televizyon dizilerinde Mahsuni'nin eserlerini fon müziği olarak kullanıyorlar. Evet. Onun sözlerini kullanıyorlar. Alekber Çiçek 14 yıl önce aramızdan ayrıldı. Hala daha mesela arabada giderken bir tını duyduğum zaman bu Alekber Çiçek'in tezenesi, onun sazı diye hemen tanınabiliyor. Evet. Ama günümüzde dediğim gibi popüler olanlar 3-5 ay televizyona çıkmasın kaybolup gidiyorlar. Divan edebiyatında o günlerde işte sarayın böyle himayesinde olanların hiçbirinin ismi falan duyulmuyor. Ama bunlar ilelebet yaşayacaktır. Yaşaması da lazım. Zaten birileri görmemezlikten gelse bile halk sahipleniyor. Halk onları unutmuyor. Onları gönlünde, yüreğinde taşıyor. Nesilden nesile de taşınacaktır bunlar. Evet. Benim biraz önce yukarıda işte şiir yazmak nereden aklınıza geldi diye sorduğunuzda bence kalıcı olan budur. Bakın, ekranların başında bizi izleyen izleyicilerimize sorsam, şöyle iki dönem öncesi Türkiye'de Çalışma Bakanı kimdi diye sorsam kimse tanımaz. Evet. Kimse ismen bilmez. Ama biraz önce isimlerini saydığım bu ozanlarımızı kime sorsam bilir. Hatta onun tüm doğum tarihini, ölüm tarihini, eserlerini bilir.
Yani radyoda onun bir eserini dinlediği zaman ha bu işte falanca sanatçının eseri diye hemen tanır onu. Evet. Haliyle kalıcı olan bu. Böyle nesilden nesile aktarılacak olan bu. Böyle bir gelenekten geliyoruz biz de. Yani ben de naçizane işte lise yıllarımda falan bağlama çalıyordum. Sonra bu işi işte biraz daha yani işte onlardan böyle bu ismini saydığım hemen hemen hepsiyle de yakinen dostluğum vardı benim. Veysel'le tabii tanıştığımda 72 yılında Erzincan'a konsere gelmişti. O dönem bir daha ben çocuğum o zaman 15 yaşındayım ama gittim Veysel Baba'yla tanıştım. Onun dışında Mahsuni Baba'yla, Akarsu'yla, Davut Suvari'yle işte hepsiyle yakın dostluğum oldu. Hele ki sonraki dönemlerde Arif Sağ'la birlikte aynı dönem milletvekilliği yaptık. Ondan işte dostluğumuz Arif Sağ'la, Yavuz Top'la, Musa Eroğlu'yla çok yakın dostluğumuz oldu. Ama onlar şunu açtılar Türkiye'de. Bakın hemen hemen İstanbul'un her ilçesinde 3-5 tane bağlama kursu veren, saz kursu veren mekanlar vardır. Evvelden konservatuvar falan yoktu veya varsa da konservatuvarda girmek yetişenler... Kolay değildi. Evet. Ama şu anda her ilçede illa mutlaka bir üniversiteye bağlı bir konservatuvar olması gerekmiyor. Dershaneler var. Ve sokakta elinde bağlama ile gezen bir sürü gençlerimiz var. Evet. Ve onlar gerçekten güzel eserler icra ediyorlar, okuyorlar. Onlara bir kaynak da lazım tabii. Kaynak derken aklıma geldi. Benim işte ilk eserlerim şeye okunduğu zaman o zaman işte kimi otoriteler tarafından ya bu türkünün sözü müziği bana ait diyorum. Evet. Eserin işte albümün kapağına, kasetin kapağına eserin ismini yazacaksınız. Altına söz müzik Mustafa Kul yazacaksınız. Dediler olmaz. Niye olmaz? Dediler ki efendim türkü olması için anonim olması lazım. Niye? Efendim anonim olacak, dilden dile söylenen bir türkü olacak, halk müziğinde söz müzik falancanın diyemeyiz. Hı hı. Efendim bu işte sanat müziğinde oluyor. İşte bilmem işte popüler müzikte oluyor söz falanca, beste falanca falan diye yazılıyor ama halk müziğinde böyle olmaz diyorlardı. Ve nitekim şimdi ben haklı çıktım. Şimdi artık bütün sanatçı arkadaşlarımız albümü yaparken, benden eser alırken mutlaka albümün kapağına söz müzik Mustafa Kul diye yazıyorlar şimdi. Ne güzel. Çünkü mesela Mahsuni Şerif söylediği türküler şey miydi? Yani anonim miydi? O kendi eserleri. Bir tane daha eserinden alalım. Veysel söylediği türküler anonim miydi? Kendi eserleri. Muhlis Akarsu, biraz önce isimlerini saydığım bütün ozanların söylediği türkülerin tamamı sözü müziği ona ait. Demek ki halk müziğinde de mutlaka söz müzik sahibi oluyormuş. Benim ilk eserlerimin karşısına kaynak kişi yazdılar. Evet. Yok kaynak kişi. Söz müzik diye yazmak lazım. Onları konuşacağız zaten. Buyurun. Evet. Yine benim her türkümün mutlaka bir hikayesi var. Rahmetli annemden sonra bir şiir yazmıştım ben. Onu da yine bestelemiştim. Birçok sanatçı arkadaşımız tarafından okundu. Bilmem unuttum mu acep bugünü? Bugün senin günün, anneler günü. Birazcık doğrul da bize bir şey de. Hiç kabul edemem ben öldüğünü. Anne uyan başucuna biz geldik. Her yanını çiçeklerle bezedik. Sensizliği tarif etmek zor ama. Anne kurban değişini özledik. Hadi bir şeyler yap bugün senin günün. Acımız dinmedi, yaramız derin. Bir anlık olsa da bize bir görün. Kimseye demeyiz göründüğünü. Anne uyan başucuna biz geldik. Her yanını çiçeklerle bezedik. Sensizliği tarif etmek zor ama. Anne kurban değişini özledik. Niye koyup gittin bizleri niye? Kime sesleneceğim ben anne diye? Alıp getirmiştim sana hediye. Unuttum üstünün örtüldüğünü. Anne uyan başucuna biz geldik. Her yanını çiçeklerle bezedik. Sensizliği tarif etmek güç ama. Anne
kurban değişini özledik. Bilmem unuttun mu acep bugünü uyanım. Bugün senin günün anneler günü uyanım. Birazcık doğrul da göster yüzünü uyanım. Hiç kabul edemem ben öldüğümü lele uyanam cananam can sana kurban anam. Hiç kabul edemem ben öldüğümü lele uyanam cananam can sana kurban anam. Anne uyan başucuna biz geldik uyanan. Her yanını çiçeklerle bezettik uyanan. Öldüğünü kabullenmek zor ama ana kurban değişini özledik lele uyanım. Öldüğünü kabullenmek zor ama ana kurban değişini özledik lele uyanım. Niye koyup gittin bizleri niye uyanan? Kime sesleneceğiz biz anne diye uyanan? Alıp getirmiştim sana hediye uyanan. Unuttum üstünün örtüldüğümü lele uyanım cananım can sana kurbanım. Anne uyan başucuna biz geldik uyanım. Her yanını çiçeklerle bezettik uyanım. Öldüğünü kabullenmek zor ama ana kurban değişini özledik lele uyanım. Öldüğünü kabullenmek zor ama ana kurban değişini özledik lele uyanın. Ağzına yüreğine sağlık. Gerçekten teşekkür ederim. Böyle bunu da ilk olarak Kıvırcık Ali okumuştu. Evet. Kendisini buradan bir kez daha ben de rahmetle anıyorum, özlemle, hasretle anıyorum. Çok değerli bir dostumuzdu. Güzel bir sanatçıydı. Evet. Ne yazık ki aramızdan erken ayrıldı. Allah rahmet eylesin diyorum. Gerçekten işte yazmak bu olsa gerek. Gerçekten şimdi siz annenizi düşünerek yazmışsınız ama her evlat annesini muhakkak düşünüyor ve özlüyor. Şu an beni alıp götürdünüz yani o gerçekten buradan bütün annelere, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaşayanlara da sağlıklı uzun ömür diliyorum sizin aracılığınızla. Dilerseniz güzel bir şiirle bir reklam arası diyelim. Yaradıldım senin gibi kul diye. Ben senim de sen ne kadar ben oldum. Ruh verildi, beden ise hediye. Ben senim de sen ne kadar ben oldum. Bir mayada aynı özde yoğrulduk. Dert deryası nice gölde boğulduk. İnsan diye,
insan diye bir kalıba sokulduk. Ben Selim de sen ne kadar ben oldum. Hakikatin manasıysa varlığın, aynadaki yüzün sıman sandığın, bir nefeste bir gıdaysa aldığın, ben senim de sen ne kadar ben oldum. Can canana bağlı bir can görünce, gönül yapıp kalpten kalbe girince, aşk oduyla yanıp serden geçince, ben senim de sen ne kadar ben oldum. Gönül yapmak yıkmak değil meziyet, can canana eder mi hiç eziyet? Bir nazarla bakıp görürsen şayet, ben senim de sen ne kadar ben oldum. Ekleyin baş arpa, sular gelir çarpa çarpa. Zalimler kardeşi bulmuş, oğlu var beşikte körpe. Hele zalim 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 nasıl kıydın o yiğide? Yetimleri kim büyüte? Yetimleri kim büyüte? Kardeş toprağı sarıyor, içeride yaram kanıyor. Böyle derdi çekmeyenler, dertliyi de deli sanıyor. Öyle kardeş öyle, kardeş bacısı. Cigara içtemiz, çıkmaz acısı. Kardeş toprakta çürüsün, yetimleri bir büyüsün. Hiç sevinme zalim düşman, gün gelir sen de görürsün. Hele zalim 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 nasıl giydin o yiğiden? Ah yetimleri kim büyüdü, yetimleri kim büyüdü? Ekleyin başı arpa, sular gelir çarpa çarpa. Ekleyin başı arpa, sular gelir çarpa çarpa. Zalimler kardeşi vurmuş, oğlu var beşikte körpe. Oğlu var beşikte körpe. Hele zalim 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 nasıl kıydın bu yiğide, bu yiğide? Yetimleri kim büyüde, kim büyüde? Yetimleri kim büyüde? İçeride yaram kanıyor. Kardeş toprağı sarıyor, İçeride yaram kanıyor. Böyle acı görmeyenler, dertliyi deli sanıyor, dertliyi deli sanıyor. Hele zalim 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 nasıl kıydın o yiğide, o yiğide? Yetimleri kim büyüde, kim büyüde? Yetimleri kim büyüde? Siz bugün beni benden aldınız gerçekten. Evet, şimdi divan edebiyatı, halk edebiyatını falan konuştuk. Tabii o zaman divan edebiyatının yazılı mutlaka bir şeyi var, arşivi var. Evet. Ama halk edebiyatının herhangi bir yazılı arşivi yok.
Onlar günümüze kadar hep dilden dile, kulaktan kulağa taşınarak gelmiştir. Yani Pir Sultan Abdal, Dadaloğlu, Karacaoğlan falan bütün bunların eserleri, şiirleri dilden dile aktarılmış. Ama Osmanlı'nın son döneminde, bu tazminat döneminde yeni bir akın başlıyor. Yani artık saraydan şey çıkıyor bu saraydaki besleme şairler falan çıkıyor. O dönemde işte tazminat dönemi şairleri olarak Namık Kemal'le başlayan, Şinasi ile, Ziya Paşa ile falan başlayan bir dönem. Tabii edebiyatta bu dönemler çok, yani özellikle bu edebiyat bir programı olması nedeniyle bunlardan kısaca söz etmekte yarar vardı diye düşünüyorum. İyi yaptınız. Sonra ikinci bir dönem gerçekçilik dönemi başlıyor. O dönemde de Halit Ziya gibi, Hüseyin Cahit gibi, Hüseyin Rahmi gibi çok önemli yazarlar, büyük hala unutulmayan eserler, hala televizyonlarda dizi olarak oynanan bazı eserler o döneme ait. Evet. İşte kimi şey. Sonra Edebiyat-ı Cedide dönemi başlıyor. Cenap Şahabettinlerin, Süleyman Nazifler'in olduğu dönemde. Arkasından Fecraati dönemi başlıyor. Bunlar hepsi bir derginin etrafında. Bu sözü bir yere getireceğim. Onun için bunları dinliyorum ben söylüyorum. Fecraati döneminde Ahmet Taşım gibi, Hamdullah Supi gibi, Yakup Kadir Karaosman gibi önemli şairler var Fecraati dönemi. Sonra Servet-i Fünun dönemine geliyoruz. Servet-i Fünun döneminde Tevfik Fikret var, Cahit Sıtkı Taranca var, Han Duvarları şiiri var, bilir misiniz? Belki izleyicilerimizden bilen olur. Han Duvarları çok önemli bir şiirdir. Bir kitap baştan sona kadar tek bir şiirden oluşuyor ama şiirin mutlaka içinde 3 tane dörtlük var o şiirin içinde. Aslında Tarancı'dan söz etmişken bu şiirden bu 3 tane dörtlüğü okumamızda yarar var. 10 yıldır ayrıyım kına dağından, baba ocağından, yar kucağından, bir çiçek dermedim sevgi bağından, huduttan hududa atılmışım ben. Gönlümü çekse de yarın hayali, aşmaya kudretin yetmez cibali, yoldayım bir kuru yaprak misali, rüzgarın önüne katılmışım ben. Garibim namıma Kerem diyorlar, aslımı el almış Kerem diyorlar, hastayım derdime verem diyorlar, Maraşlı Şeyhoğlu satılmışım ben diyor. Ondan sonraki dönemlerde kısa kısa geçiyorum. Genç kalemler, Ali Canaplar'ın, Ziya Gökalp'ların, Ömer Seyfettin'lerin dönemi başlıyor. Milli Edebiyat döneminde var, Mehmet Akif, Yahya Kemal dönemi var. Hece'nin 5 şairi var. Bunlar 5 önemli isim. Tek tek isimlerini saymama, yani mesela bunların en meşhuru Faruk Nafiz Çamlıbel'dir. Mehmet Emin Yurdakul'dur. Memleketçi Edebiyat'ta Rahmi Bedri Rahmi var. Arif Nihat Asya var, Behçet Kemal Çağlar var. Şimdi geliyoruz toplumcu, gerçekçi edebiyat akımı. Evet. Burada çok önemli şairlerimiz var. Dünya çapında bilinen, tanınan şairlerimiz var. Bu bugüne kadar saydıklarımı özellikle saydım. Arkasından Nazım Hikmet var. Evet. Sabahattin Ali var, Rıfat Ilgaz var, Cahit Irgat var, Enver Gökçe var, Ahmet Arif var, Atilla İlhan var, Şükran Yurdakul var, Can Yücel var bu akımın öncüleri. Tabii sonra garip akımı, ikinci yeni akımı falan, köye dönüş akımı var. Ben şimdi bu sözü buraya kadar niye getirdim? Şimdi günümüzde de biz bir dergi çıkarıyoruz şu anda. Evet. Ozanca diye bir dergi çıkarıyoruz. Çok güzel. Ozanca. Bizim gene Yürüyorum Dikenlerin Üstünde... Evet. Herkes bilir onu. Onun işte sözü ve müziği kendisine ait olan Hasan Kaplani arkadaşımızın öncülüğünde Ozanca diye bir dergi çıkarıyoruz. Yani halk ozanları, bu işte yazan, çizen, okuyan, besteleyen arkadaşlarımızın hepsi. Çünkü bu şeyler birbirinden etkileniyorlar. Ozanlar. Yani bu günümüzde işte bir sürü yaşayan ozan var. Ancak bir sanatçı arkadaşımız yakalayacak da, gidip ondan eser alacak da, albümüne okuyacak da falan,
biz bu ozanları bir arada tutmaya çalışıyoruz bu dergi aracılığıyla. Artı Ankara'da bir Ozanlar Vakfımız var. Ozan Sinemi bizim şu anda Ozanlar Vakfı'nın başkanı. Daha önce bu vakfı kurarken de rahmetli Mahsuni ile birlikte kurmuştuk. Ben de o zaman onursal başkanıydım. Mahsuni Baba bu vakfın başkanıydı. Sonra yine rahmetli Murtaza Yalçın bu bir dönem başkanlığını yaptı. Şimdi Ozan Sinemi şu anda bu Ozanlar Vakfı'nın başkanlığını yapıyor. Yani biz böyle siyasi yanımızla falan biliniyoruz ama yani bu Ozanlar Vakfı'yla, Ozanca dergisiyle, Ozan arkadaşlarımızla falan zaman zaman bir araya geliyoruz. Evet. Ya ben televizyonlarda falan böyle çalıp söyleyecek kadar da öyle bir meziyet mi yok ama Ozan arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz zaman öyle işte kendi sohbet toplantılarımızda herkes bir o ay ne üretmişse, ne yazmışsa, ne söylemişse birbirimizden haberdar oluyoruz. Gerçekten çok güzel çalışmalar. Buradan duyurmuş olalım. Tabii ki programımızın amacı da zaten dediğim gibi 16. yüzyıldan günümüze kadar gelen 20. yüzyıldaki bizim gibi, sizin gibi böyle değerli şair ve ozanlarımıza yer vermek, onları topluma kazandırıp tanıtabilmek. Ve tabii ki 20. yüzyıl diyoruz ama 16. ve 15. yüzyıldan günümüze kadar siz saydınız ama zaten biz program içerisinde bunu yaptığımız için ben bugünkü tanıtımımı yapmak istiyorum yine. Köçek mahlazını taşıyan şair 17. yüzyılda yaşamış, tesipli ve itinalı bir yazma dergisinde 15 ve 16. yüzyıl eserleri arasında yer almış. Buna göre şairin 16. yüzyılda yaşadığı düşünülüyor. Evet, Köçek mahlazıyla, pardon özür diliyorum, mahlazıyla Ermenoğlu diğer gerçek adı. Ondan bir dörtlük yine okumak istiyorum. Ey erenler, aldı beni bir dert, bir bela, bir mihnet. Yaman canıma kâr etti bir aşk, bir firkat, bir hasret. Ey erenler, bu üç nesne çokları serden eylemiş. Padişahlar kapısında bir göz, bir bühtan, bir gıybet. Ey erenler, bu üç nesne kimlere vefa kılmaz? Üçü de alemde masbuk, bir at, bir kılıç, bir avret. Ey erenler, bu üç nesne giderir gönülden gamı. Köşeyi gülşende bir saz, bir dilber, bir sohbet. Ey erenler, bu üç nesne bir yiğide keramettir. Koçaklara nasip olsun bir çağ, bir uğur, bir ahret. Köçek eydür, bu üç nesne bir yerde olsa hup gerek. Birbirine yâri kılsa bir dil, bir akıl, bir devlet. Çok teşekkür ederim. Tabii 16. yüzyıldan bahsettiniz. Bizim bir de 7 ulu ozanımız var. Evet, onlara da geleceğiz. 7 ulu ozanımız tabii özellikle 14. yüzyılda yaşayan bir Seyit Nesimi var. Mutlaka izleyicilerimiz de bilecektir bunu. Yine 15. yüzyılda yaşayan Yemini var. 7 ulu ozanımızdan birisi. Hı hı. 16. yüzyılda çok önemli ozanlarımız var. Hala günümüze kadar eserlere taşınmış olan Fuzuli var. Mesela evet. Çok önemli bir şairdir Fuzuli. Edebiyat derslerinde bizi özellikle bir tek Fuzuli'yi okuttular bizim edebiyat derslerimizde. Hı hı. Onun dışındaki bu 7 ozandan diğerlerini mesela biz özellikle lise dönemlerimizde edebiyat derslerinde diğerlerini tanımıyordum ben. Sonra bu işe biraz yönelince bunları inceleme imkanım oldu. Fuzuli'den başkasını bilmiyorduk biz. Evet. Hatta onu bize 7 ulu ozandan birisi olarak da tanıtmadılar Fuzuli'yi. Fuzuli'nin aynı dönemde yaşayan mesela Şah İsmail var. Şah Hatay mahlasını kullanan evet. Şah İsmail var. Virani var yine 16. yüzyılda yaşayan Virani. Pir Sultan biraz önce defalarca ifade ettiğim aynen. gibi 16. yüzyılda yaşayan. Kul Himmet var 16. yüzyılda. Tabii biraz önce Nazım'dan söz ettik.
Bence sadece bizim şiirlerimizi değil, Nazım'ı burada anmışken ondan bir şiir okumadan da bence geçmek istemiyorsunuz. Bir tane sof mektubunda başım sızlıyor, yüreğim sersem diyorsun. Seni asarlarsa ben seni kaybedersem yaşayamam diyorsun. Yaşarsın karıcığım, kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer 20. yüzyılda ölüm acısı. Evet. Evet, Nazım şiirinde böyle diyor ama günümüzde öyle bir yıl da sürmüyor ölüm acısı. Ne yazık ki bir günde, bir üç günde hemen unutulup gidiliyor. Evet, maalesef. Ama işte bizim bu duygu kattığımız türküler, işte kimi zaman insanlar dinleyince işte bizim o yazdığımız sözleri falan bu sefer duygusallaşıyorlar tabii doğal olarak. Şiirlerimiz aslında bizim geçmişten gelen tarihimiz diyorum ben. Yine sizden bir eser alalım çünkü zamanımız daralıyor. Yine sevgili izleyenlerim, şiirlerinizi ve şiir kitaplarınızı gönderebilirsiniz ve programımıza konuk olarak da gelebilirsiniz. Program sizin, davete gerek yok. Buyurun gelin. Tabii bir sürü şiirler hazırlamıştım kendi şiirlerimden ama zaman daraldığından dolayı o zaman son bir yazdığım Vasiyet diye bir şiirim var. Gene sözümüz iyi. Bir bilene bir bilene, bir bilene bir bilene, derdi sorun bir bilene, kağıt kalem alın yazın vasiyetin belgelene. Tazelene, tazelene, dertlerimde tazelene. Dertlere sebep olanlar torba takıp da dilene. Gülene de yar gülene, benim derdimden gülene. Daha bayra söyledim, o güller de bilgilene. Her gelene, her gelene, sizi sordum her gelene. Mezar taşım yüksek yapın, yavrularım gölgelene. Kağıt kalem alın yazın, vasiyetim belgelen. Her gelene, her gelene, seni sordum her gelene. Mezardaşım yüksek yapın, yavrularım gölgelene. Mezardaşım yüksek yapın, yavrularım gölgelene. Dertlere sebep olanlar torba takıp da dilene. Dertlere sebep olanlar torba takıp da dilene. Her gelene, her gelene, seni sordum her gelene. Mezardaşım yüksek yapın, yavrularım gölgelene.
emeğinize, kaleminize sağlık. Gerçekten çok güzel eserler kazandırmışsınız. Zaten önemli olan da sözleri böyle işte bir bağlamayla, seslendirme bir müzik aletiyle dillendirmek de böyle insanı alıp götürüyor. Bu arada programımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Her ikinize de ayağınıza sağlık diyorum. Evet, sözlerinizi. Evet, ben teşekkür ediyorum. Öncelikle programımızda başarılar diliyorum size. Bu tür programlarının özellikle halk müziğine, Türk halk edebiyatına çok önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Tabii şairlikle ozanlığın arasındaki fark ne diye yukarıda sormuştunuz. Tabii şair kitaplar yazılıyor. Hemen hemen her gün yeni kitaplarla falan karşılaşıyoruz. Evet. Ama ozanlıkta şu var. Yani yazdığın özellikle Türk halk edebiyatında mutlaka hece vezni kullanmak zorundasın. Artık kafiyeli olması gerekiyor. Ha, bu olmadan müziğe oturtmak mümkün değil. Evet. Ama şiir yazıyoruz. Yani benim başka bir sürü şiirlerim var. Ama o şiirler kitapta olduğu sürece kimse tarafından pek fazla okunmuyor. Ne yazık ki ülkemizde kitap okuma alışkanlığı maalesef pek fazla yok. Ama böyle işte değerli arkadaşlarımıza, sanatçı dostlarımıza besteleyip verdiğimiz zaman, okunduğu zaman hemen herkes tarafından kabul görüyor. Herkes tarafından biliniyor, ezberleniyor. O nedenle bence yani ben kendimi şair olarak nitelendirmiyorum. Çünkü çok değerli şairlerimiz var. Onlara evet da haksızlık yapmak istemiyorum. Ben şey diyeyim yani, türkü sözü yazarıyım diyelim. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten burada olmaktan onur duydum. Ne mutlu ki sizler gibi üstadlarımız, büyüklerimiz var. Güzel dizeleri, türküleri hayata geçiriyorsunuz. Bizlere, dilimize getiriyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Yüreğinize sağlık. Size de çok teşekkür ediyorum. Bizi burada misafir ettiğiniz için. Tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, güzel bir noktaya da değindiniz. Ben özellikle de not almıştım. Şair bir filozoftur. Geçmişten bugüne kadar gerçekten söz edilebilmeli. Ozan acı çekendir, dert anlatan ve paylaşandır. Söz ile deneyimini bağlayandır demişim. Şair kalbin ve düşüncenin sesidir. Felsefeyi, tarih, deneyimi söz ile bağlayandır. Şair ozan olmayı, ozan ise şair olmayı becerebilmelidir demişiz. Haftaya görüşmek umuduyla hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle ve sağlıkla kalın.